İyi günler, ben Kutsi Akıllı. Konumuz yarın ne yiyeceğimiz. Öngörülen gıda üretiminin her geçen gün artması gerektiğini gösteriyor. Çünkü 2015'te 7.3 milyar olan insan nüfusu 2030 yılında yaklaşık 8.5 milyara ulaşacak. 2050 yılında 9.7 milyar olacak. 2100 yılında 11.2 milyarlık bir insan nüfusunun bizi beklediği öngörülüyor. Bu da ne demek? Yani insan nüfusu inanılmaz şekilde hızla artıyor. Öncelikle buna değinmemiz lazım. Çünkü eğer talep varsa arzı yükseltmemiz gerekiyor. Kıtlık yaşanmaması lazım. İnsanların açlıktan ölmemesi lazım. Buraya kadar denklemde bir hata yokmuş gibi gözüküyor. İşte tam da bu yüzden, bu, bu noktadan sonra biraz olay farklılaşmaya başlıyor. Doğal seçilim veya kültüre alma yerine, Bunlardan çok daha hızlı yapabileceğimiz genetiği değiştirilmiş organizmaları desteklemeliyiz. İşte tam da bu yüzden en yüksek standardı veren birkaç e, bitki ve meyveyi e, seçip onları üretmeliyiz. Balık çiftliklerini arttırmalıyız. Suni gübre ile bitkilerin daha kolay büyümelerini sağlamalıyız. Gelişmiş tarım ilaçları ile geçmiş dönemlerde bağışıklık, kazanmış olan böcekleri yok edip ürünleri korumalıyız. Hatta bunlar yetmeyeceği için topraksız tarım, bitkisel veya laboratuvar bazlı suni et üretmeli ya da böcek etiyle yapılan bir şeyleri e, yemeliyiz ki dünya daha az zarar görsün. Böylece insanlar yaşayabilsinler ve bu nüfusu besleyebilirim. Mantıklı gibi gözüküyor ama Yıllar önce ben bir belgesel izlemiştim. Belgeselde Güney Amerika'da yaşayan bir adamın hikayesi anlatılıyordu. Adam e, çöpten yiyecek toplayarak kendisini ve ailesini doyurmaya çalışıyor. Bir gün e, bu belgesel çekilirken çöpte bir tane pizza bulunuyor. Neredeyse hiç dokunulmamış bir pizza. Adam mutluluktan uçuyor. Hemen bisikletine atlıyor ve evine gidiyor. Çocukların etrafına topluyor ve pizzayı sunuyor. Ve e, bu arada röportaj veriyor. Çok mutluyum diyor çünkü çocuklarımın bazıları daha önce hiç pizza yemediler. Adamın 12 çocuğundan bazıları daha önce hiç pizza yememiş. Burada sorun şurada başlıyor. Adam bu 12 çocuğu beslemekte zorluk çekiyor. O ülkede bile yani çok fakir bir ülke bile olsa pizza inanılmaz ölçüde pahalı. Ulaşılması imkansız bir tüketim maddesi değil. Yani adam 12 yerine 1 ya da iki çocuk yapmış olsaydı ayda bir hadi bilemedin çok az kazanıyor 2 ayda bir çocuklarını elinden tutup pizzacıya götürür orada oturur çocuklar istedikleri malzemelerle donanmış pizzaları ısmarlayabilir ve orada oturarak o pizzaları yiyebilirler keyfini çıkarabilirlerdi ama adam 12 çocuğu olduğu için bu şeyi ilk defa yaşayabilecek. Bu mutluluğu ilk defa yaşayabilecek. Bu arada sadece pizzayı konuşuyoruz. Yani yiyeceği konuşuyoruz. Alamayacakları eğitim ve yaşamak zorunda kalacakları standartlardan hiç bahsetmiyorum bile. Tabii bunu dediğim anda bazıları yerinden fırladı bu da işte o şey ünlü zengin takımı gibi insan nüfusunu azaltmayı düşünüyor, savunuyor diye. Şimdi şurada anlaşalım. Bu ultra zengin takımının dünya nüfusunu azaltma gibi bir isteği falan yok. Bu tamamen göstermelik bir şey. Hatta bunun tersi olan eylemlere de çok kolay örnek verebiliriz. Kısırlaştırma yoluyla dünya nüfusunu azaltmayı düşünüyorlar. Çok güzel. Bu fikri savunurken kendimizi rahatlatabiliriz de bir tek soruya cevap vermemiz gerekiyor. Neden istiyorlar? Neden dünya nüfusunu azaltmak istiyorlar? Niye insanları kısırlaştırmayı istiyorlar? Çünkü onlar da biliyorlar ki dünya kirleniyor. Kaynaklar yetmeyecek. Bu dünya bu kadar insanı taşımaz. Ya, peki siz gerçekten dünyanın kirlenmesinin, kaynaklarının yetmemesinin falan filan bu insanları o kadar da ciddi olarak rahatsız ettiğini düşünüyor musunuz? Zaten dünyayı kirletenler onlar. Tamam dünyayı kirletme konusunda kendinizi çok ciddiye alabilirsiniz de, bir iki kişiyi zengin etmek için verilen maden izinlerinde harcanan siyanür, o siyanürün doğaya etkisi sizin çöpe attığınız iki tane ambalajla bir mi? Size doğaya zarar vermemeniz için kabul makbuzu almamanızı söyleyen ATM makinelerinin bankaları, müteahhitlere, inşaat şirketlerine, krediymiş, teminat mektubuymuş hepsini veriyorlar. Onlara ormanları yok etmeleri için ellerinden gelen her yardımda bulunuyorlar. Mesele şu, açık kaynakları biraz araştıran herkesin rahatlıkla bulabileceği gibi kimya, ilaç, genetik, entegre tarım, hayvancılık ve silah üretimi ayrı ellerde değil. Yani kanser yapan ilacı, zirai ilacı üretenle kemoterapi ilacını üreten aynı şirketin ya farklı kolları ya da aynı adamın farklı şirketleri. Şimdi hemen buradan başka bir yere geçelim. Bugün adım başı fertilizasyon kliniği var. Yani e, kadın ve çocuk sağlık klinikleri vesaire vesaire deneniyor. Adları değişebiliyor. Eskiden bunların çocuğu olmuyor diye bir şey vardı. Şimdi neredeyse çocuğu olmayan aile yok. İnsanlar varlarını yoklarını aman çocuklarım olsun, aman genlerim yarına taşınsın diye harcıyorlar. Bu klinikleri yaratan teknoloji ve ilaçları kim üretiyor peki? Tabii ki dünyanın nüfusu tehlikeli bir şekilde artıyor diyen adamların şirketleri. Madem bu şirketlerin sahibi olan kişiler insan nüfusunun artışına bu kadar karşı, o zaman neden üreme konusunda bu kadar teknolojiyi geliştiriyorlar? Diyelim ki siz paranın sahibisiniz ve bir tane iş yeriniz var. İş yerinizde çalıştıracak adam arıyorsunuz. Eğer ortada iş arayan 8 kişi varsa ve sizin işinizi yaptırmak için 10 kişiye ihtiyacınız varsa bu durumda eleman problemi yaşıyorsunuz demektir. Yani bu işin değeri diyelim ki 100 lira. Siz 100 lira verdiğinizde en fazla o 8 kişiyi işe alabilirsiniz ama sizin iki kişiye daha ihtiyacınız var. O yüzden o artı iki kişiyi almanız için başka şirketlerden almanız lazım, başka şirketlerden çalmanız lazım. O kişilerin başka şirketlerden sizin şirketinize gelmesi lazım. Yani 100 lira onları e, oradan gelmeye ikna edemez demek ki siz 100 liralık işe 120 hatta 150 lira verirsiniz ki işinizi yaptırabilir. İş için ihtiyacınız olan 10 kişiyken etrafta iş arayan 100 kişi varsa siz o işe 50 lira hatta 40 lira vererek eleman bulabilirsiniz. Bunun illa işçi olması gerekmez. Bu mühendis olabilir, mimar olabilir, idareci olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Mesleği önemli değil. Ortada bir çokluk vardır ve siz o paranın normalde verilmesi gereken paranın çok daha düşüğüne onların içinden seçim yapabilirsiniz. Biraz önce en ne şekilde açıkladım. Adam seni niye kısırlaştırsın? Zaten her şey adamın elinde. Aksine daha da çoğalman için elinden geleni yapacaktır. Seni etkileyen maddi ve manevi unsurları besleyip o yönde ilerlemeni ve çemberini daha da daraltmanı sağlayacaktır. Çünkü daralan olanaklar ve daralan çember onun değil senin çemberin. O her zaman kendisi için üretim yaptırabilecek özel yerler bulacak. Oralarda özel şeyler yetiştirecek ve hayat kalitesini daha da yükselterek devam edecektir. Ama başta da belirttiğim gibi eğer bu hızla gidilirse dünyayı ciddi bir yiyecek ve su problemi bekliyor. İnsanlığı bekliyor. Dünyanın nüfusunu azaltmamız lazım diye sağda solda konuşan o zenginleri değil Dünyanın kirlenmesi de senin sorunun, benim sorunum. Çünkü dünya ne kadar kirlenirse kirlensin, o parasıyla pasifin ortasında veya belki de yörüngede kendisini yepyeni bir dünya kurabilecek kadar zengin. Dünyada şu anda diyelim ki 8 milyar varsa, milyonda birden bahsedelim. Bu tam 8 bin kişi edecektir. Bu 8 bin kişi istediği yerde kendisine mükemmel bir hayat kurabilir. Deniyor ki şöyle şöyle yaparsak bunu böyle yaparsak bu kadar ekmeği israf etmezsek şöyle olur. Bu kadar suyu israf etmezsek böyle olur. Böyle olursa şunu yapabiliriz. Şöyle olursa bunu yapabiliriz. Bu kadar eee kara geçeriz. Eyvallah. Bu bir gerçek. Ama velakin bu sizin dediğiniz karlar eğer ritim düzenli olursa, belirli şeyler sabit kalırsa olur. Bu gidişte yani bu ıı, üreme hızı sabit kaldığında yapabileceğiniz sadece 10 bilemediğiniz maksimum 20 yıl ileri sürmektir sonucu. Başka bir şey değil. Yani bu sadece geçici bir çözümdür. Kalıcı bir çözüm sağlayamaz. Politik dünyanın karanlık adamı olarak bilinen Kissinger'ın çok önemli bir sözü var petrolü yani enerjiyi kontrol ederek devletleri yiyeceği kontrol ederek insanları kontrol edersiniz. Yani durum şu. Çok kalabalık olduğumuz yarınlarda ailemizin bir haftalık hatta bir günlük yiyeceği ve suyu için bugün yapmayı düşünmediğimiz, asla düşünmeyeceğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama nefes almaktan, yemek yiyip su içmekten vazgeçemezsiniz. Şimdi burada en baştaki cümlemizi tekrarlayalım. İnsan nüfusu inanılmaz bir hızla artıyor. Eğer talepte böyle hızlı bir yükseliş varsa arzı da aynı hızda yükseltmek gerekir. Kıtlık yaşanmaması lazım. İnsanların ölmemesi lazım. Buraya kadar denklemde hata yok gibi gözüküyor. Da denklemi biraz farklılaştıralım nüfus planlaması diye bir şey var. Başlangıçtaki adam 2 ya da 3 çocuk yerine 12 çocuk yaptığı için ben bugün genetiği değiştirilmiş, lezzeti azalmış, görünüşü mükemmel ama içinde doğru düz mineral kalmamış bir sebzeyi yemek zorunda kalacaksam ve bunu sadece kalori almak için yapacaksam ben bunu kabul etmek istemiyorum. Dünya nüfus artış hızına göre ülkelerin listesi e, internette kolayca bulunabilecek bir şey. Benimki mi bencillik, onların kimi bilmiyorum ama bu listenin üst sıralarındaki ülkelerdekiler 20 çocuk yapacak diye bugün ben böcekten yapılmış hamburger yemek zorunda kalacaksam bunu kabul etmek istemiyorum. Peki bu itirazın bir sonucu olur mu? Veya bir etkisi olur mu? Videoda baştan beri dediğim gibi açıkçası pek zannetmiyorum. Mesele şu, Dünya aşım günü bir Ağustostu. Yani Dünya'nın bir yıllık kendini yenileme potansiyeli 7 ay içinde tüketildi. Bu ne demek? Ağustos'tan itibaren biz torunlarımızın hakkını çalmaya başladık. Bu belki gelecek yıl Temmuz'un 20'sine rast gelecek. O zaman gelecek yıldan 5 aylık şeyi çalmayacağız. 5 ay 10 günlük şeyi çalacağız. Ve bu gittikçe artmaya başlayacak. Çünkü kaynaklar gittikçe azalıyor. Bu ne demek? Biz bir yılda dünyanın kendini yenileyebileceğinden daha fazla ormanı yok ettik. Daha fazla balığı denizden çektik. Daha fazla suyu yer altından veya yer üstünden aldık demek. Aldık ve kirlettik demek. Bu yüzden bir dahaki videoda artık bize yetmemeye başlayan ve yarın kesinlikle yetmeyecek, tabii bu kafayla gidersek, yiyecek kaynaklarımızın alternatiflerini incelemeye başlayacağız. Her şeyin gönlünüzce, yemeğinizin lezzetli ve keyif verici olmasını dilerim. Görüşmek üzere.